Paul Thomas Anderson anlatıyor. Bu ismi biliyorsunuzdur herhalde. Yeni dönem Amerikan sinemasının en başarılı yönetmenlerinden biri. Birçok güzel filme imza attı. Hangileri? Şimdi bakıyoruz bir saniye. Bakıyoruz. Herkes kopya çekiyor şu anda. Ben bu notları niye buraya almamışım? Bu kısımlar gözükmeyecek değil mi videoda? Evet. Moodcast'ten herkese merhaba. Bugün size Licorice Pizza. Licorice miydi? Pizza deyince yalnız aklıma Mystic Pizza diye bir film geldi. 88 yılı. Hiç ona tuhaf dermişim. Julia Roberts başrolde oynuyordu. Ben bir an bir pizzacıyla bağlantı kurulacak. Bir aşk hikayesi falan dedim ama bambaşka bir şey çıktı biliyor musunuz? Evet. Gerçekten ilginç bir hikayeyle karşı karşıyayız. Değişik bir film. 70'lerin Amerika'sından ilginç bir hayat hikayesi anlatıyor. Paul Thomas Anderson anlatıyor. Bu ismi biliyorsunuzdur herhalde. Yeni dönem Amerikan sinemasının en başarılı yönetmenlerinden biri. Birçok güzel filme imza attı. 70'li yılların Kaliforniya'sından özel bir hikaye bizlere anlatıyor. Başrolde çok sevimli isimler var ama yönetmeni nereden tanıdınız? Şimdi söylüyorum. There Will Be Blood, Boogie Nights, Magnolia gibi birçok güzel filme imza attı. En son Netflix'te Anima dizisine de imza atmış isimlerden biri. Dolayısıyla son dönemde ona sordukları zaman benim filmlerim seyredilsin de dijital platform olmuş, sinema salonları olmuş, önemli değil, mühim olan filmlerime her seyircinin ulaşması demişti. Bunu bir dipnot ekledikten sonra kadroda hangi isimler var şimdi onlara bakalım. İşte onlar için de IMDb'mizi açıyoruz ve sizlere düzgün bir şekilde isimleri söylüyoruz. Başrolde çok enteresan bir kadın var. Aslına bakarsanız Alana Haim burada bütün ailesini toplamış gelmiş oynuyor. Ciddi söylüyorum bakın annesi, babası, kız kardeşleri. Filmde seyrettiğiniz zaman göreceksiniz bütün Haim ailesi gerçekten kendilerini oynamışlar. Alana Haim aynı zamanda Haim grubunun da başındaki bir isim ve Grammy'lere ödül olmuş bir müzik grubundan, rock müzik grubundan bahsediyoruz. Rock müzik falan denildi mi kadroda olan bir başka isim daha var. O da Tom Waits. O da muhteşem bir müzik insanı, rock müzik sevenler tabii ki bu ismi de çok seveceklerdir. Ben bu arada aldığım gazımı gidiyorum Tolga'cığım, istiyorsan biraz da sen konuş. Gayet iyi. Bu arada filmin içerisinde bir radyo sahnesi var, orada reklam yapıyorlar radyoda. Radio Mood'a reklam verirseniz aynı oradaki gibi büyük satış patlaması yakalarsınız diye araya gireyim. Aynen www.radiomoodtv.com. İşte buradan hem bizi dinleyebilirsiniz, hem muhteşem şarkılar dinleyebilirsiniz, hem de radyonun gücünü de dijital platformlardan nasıl dışarıya doğru yankılandığını aslında bu filmdeki o özel sahneyle de anlatmış oldular bize. Hem de Haim grubunu da dinleyebilirsiniz. O da playlistimizde var. Evet. Bunu da hatırlatmış olalım. Ama kadroda diğer isimleri de söyleyelim. Evet, Sean lütfen. Sean Penn var. Tom Waits'le beraber sahneler olacak zaten. Çok da eğlenceli bir sahne olmuş. Böyle sanki bir film setindelermiş gibi bir gaza geliyorlar bunlar. Ben bir araya gireyim mi? Hadi gir. Orada bir Hollywood oyuncusunu canlandırıyor. Arkadaşı da onu bir restoranda tarif ediyor. Restorandaki diğer insanlara nasıl bir oyuncu olduğuyla ilgili bir şeyler anlatırken tarif içerisinde şöyle söylüyor. Bütün filmlerinde bu adam motosiklete biner. Sanki başka vasıta yokmuş gibi her gideceği yere filmlerinde motosikletle gider diyor. Aklıma Tom Cruise geldi. Bütün filmlerinde Top Gun, bütün Mission Impossible'larda muhakkak bir motosiklet sahnesi vardır Tom Cruise'un, öyle değil mi? Doğru. O aklıma geldi. Tom Cruise'u tarif ediyorlar sanki dedim ama tabii orada başka bir şey anlatmaya çalışmışlar belki de bilemiyorum. Ya da küçük bir espri yaptı orada yönetmen. Aynı zamanda filmin senaristi çünkü. Belki Tom Cruise'a böyle üstü kapalı bir gönderme yaptılar. Yönetmenle ilgili çok tiyo vermemiz lazım. Zaten yönetmene sormuşlar hani bu Licorice Pizza filmi nereden aklınıza geldi falan diye. O da bir ortaokulda fotoğraf çekiminde bir çocuğun kendisinden yaşça büyük bir kıza nasıl asıldığını görmüş. Bundan bir hikaye çıkar mı acaba demiş. Sonra bir arkadaşı ona bir hikayeler anlamış. Bakın burada kilit cümle. Bir arkadaşı. Kesin kendisi. Derler ya. Aynen. Yok ben değil. Bir arkadaşım ya. Bir arkadaşım. Kesinlikle kendi özel hayatından doneler var bu filmde. Net söylüyorum yani. İçeriden bilgi dermişiz. Kesin özel hayatını birazcık bizlere yansıtmış. 70'li yıllarda yaşanan bir aşk hikayesi diyebiliriz ama hani taraflar birbirine kavuşamayınca aşk olurmuş derler ya. Aslında hikaye bu şekilde ilerliyor. Sonuna kadar bekliyoruz.
ha kavuştular, ha sevgili olacaklar, halen mi arkadaşlar, ya artık öp adam şu kadını falan derken olaylar gelişti. İlginç bir hikaye var. 15 yaşında bir çocuk, 25 yaşında bir kız. Onların etrafındaki hikaye anlatılıyor bize. Gündelik yaşam, Amerikan yaşamından ve onların gelgitlerinden, aynı zamanda okul, okul sonrası iş hayatlarını anlatıyor. Kısacası ben şu tarz yönetmenlere çok bayılıyorum. Anlatacağı hikaye ne olursa olsun, önemli ya da önemsiz. Bu hikayeyi eğer filmin başından sonuna kadar pozitif şekilde bize merak ettirerek, ya ne olacak, bir sonraki sahnede ne olacak, ya filmin sonunda ne olacak diye bizi baştan sona kadar merak içerisinde taşıyıp seyrettirebiliyorsa saygı duyuyorum, şapka çıkartıyorum. Evet. Paul Thomas Anderson da bunu başarmış. Gary Valentine'in hikayesi, Philip Seymour Hoffman'ın oğlu. Evet, 2014 senesinde aramızdan ayrılan Philip Seymour Hoffman'ın oğlu ve bu aynı zamanda ilk aktörlük denemesi oluyor. Paul Thomas Anderson sayesinde yaptı ve gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu da bizlere bu filmde göstermiş oldu. Bu arada şimdiye kadar bu film 27 tane ödül kazandı. Gittiği her yerden ödülleri toplamış vaziyette. Oscar'lardan da eli boş çıkmayacağını düşünüyoruz. Aynen. Filmle ilgili benim söyleyeceğim bir şey var. Sence gençler, yani Z kuşağı denilen yaş seviyesindekiler bu filmi severler mi? Ergen her zaman ergen. Ben o açıdan söyleyeyim yani. Çünkü burada da ergensin, yetişkinsin arasında böyle tatlı diyaloglar da dönüyor. Yani sadece bir aşk filmi olarak düşünmeyin. Keyifli sahneleri var. Artı Bradley Cooper'ın sürpriz bir rolde karşımıza çıktığı bir sahne de var. O da çok güzel. Barbara çok keyifli. Streisand. Evet. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Streisand. Streisand mi? Streisand mi? Onu filmde göreceksiniz. Değil mi? Do you know who I am? Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbara Streisand? Barbara Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beaches. Barbara Streisand? No, like Streisand. Sand. A Star Is Born'da bildiğiniz gibi Lady Gaga ile oynamıştı Bradley Cooper. Resmen oraya bir gönderme yapıyorlar çünkü Barbara Streisand'ın da oynadığı bir filmdi. Güzel bir hani casting seçimi olmuş bu açıdan. Aynen. Bradley Cooper'ın yer alması ve enteresan kısmı karşı tarafla, yani Gary ve Alana ile tanıştığı sahnede Gary ve Alana Bradley Cooper'ın bu filmde oynadığını bilmiyorlarmış. Oradaki ilk reaksiyonları tamamen gerçek, bilginiz olsun. Müthiş bir senaryo akışı var filmde ve tabii bunun dışında ben orta yaşlılarla orta yaş üstünün daha çok sevebileceğini düşünüyorum filmi. Yani benim evet, görüşüm böyle. 70'li yıllar panoraması var. 70'li yılların en sevilen grupları The Doors başta olmak üzere birbirinden güzel şarkıları var. Soundtrack de oldukça başarılı çalışılmış. Seyretmekten keyif alırsınız diye düşünüyorum. Sonuçta Oscar yolcusu bir film. Aynen. Özellikle de bu yönetmenin filmlerini seviyorsanız, senaryoyu kendisi de yazmış. Farklı bir hikaye gelebilir size ama benim açımdan hani hikaye çok iyi ilerledi ama sonlara doğru birazcık uzadı gibime geldi ya. Evet, son yarım saatte biraz temposu düştü. Ancak şöyle de söyleyelim. Aslında ortada bir hikaye yok. Farkındasın değil mi? Yani hiçbir şey yok. Sıradan bir olay ama sıradan olayı bambaşka bir hale getirmeyi başarmış. Özellikle işte Sean Penn ve Bradley Cooper'ın sanki konuk oyuncularmış gibi filmin içerisine bir yerde girip bir sahnede böyle yer alıp orada bir şey anlatıp çıkmaları, tam konuk oyuncu durumu var. Onları da çok iyi kotarmış. Çok iyi entegre etmiş filmin içerisine. Bir dakika, konuk oyuncu dedi. Orada kimsenin fark edemeyeceği bir detay daha var. Leonardo DiCaprio desem herkes şok olacak. Hayır, Leonardo değil. Ama babası var. Nerede var biliyor musunuz? Filmi seyredince çok dikkatli bakın. George DiCaprio su yatağını satan adam. Daha da fazla bilgi vermiyorum. Spoiler da vermiyorum. Artık keyif sizin. Evet. Filmle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Artık veda edelim değil mi? Veda etmeden önce ne diyeceğimizi biliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı ve bu tatlış film yorumlarımızı daha fazla seyredip bilgilenmeyi, filmi seyretmiş kadar olmayı ve popcornunuzu alıp sinema salonuna gittiğinizde daha keyifle seyretmek istiyorsanız Radio Mood TV kanalına abone olun. Beğenilerinizi yapın. Ve yorum yazın. Bizleri takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.